BlackRock CEO'sunun yapmış olduğu açıklamaları değerlendireceğiz ve ne demiş, ne etmiş falandı filandı, bunlara şöyle bir göz atacağız, tamam mı? Şöyle aşağı doğru o kadar da uzunmuş ki maşallah, her neyse. Şöyle baştan bir başlayalım bakalım. Ünlü CEO çoğunlukla bu kripto paradan alacağım diyor. BlackRock'un CEO'su Larry Fink'ten kısa süre önce cesur ve benzeri görünmemiş bir hamle geldi. Fink, kişisel portföyünün %85'ini Bitcoin'e ayırma niyetini açıkladı. Yani evet, aslında çok büyük bir karar. Şimdi şöyle düşünün, kişisel portföyü adamın çok ciddi bir meblağ ve diyor ki %85'ini Bitcoin'e ayıracağım. Bu çok büyük bir açıklamadır. Anlatabiliyor muyum? Fink'in kararı son derece sembolik. Ayrıca kurumsal yatırımcıların kripto paraları algılama ve yaklaşma biçiminde potansiyel bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Kripto uzmanı Victor Fink'in bu hamlesinin etkilerini yorumluyor. BlackRock CEO'sunun kripto hamlesinin etkileri ve sonuçları. BlackRock trilyonlarca dolar değerindeki yönetim altındaki varlıklarıyla dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi. Dolayısıyla Larry Fink'in Bitcoin'i böylesine önemli bir ölçekte benimseme kararını dikkate almak gerekiyor. Bu arada BlackRock'un demiyor, bakın dikkat çekerim. Hani BlackRock'un varlıklarını, BlackRock'un sahip olduğu işte portföyü çekeceğim demiyor. Kendi kişisel servetimin %85'ini diyor Bitcoin yatırımı olarak tutacağım. Ve bu çok ciddi bir şeydir. Bu kadar yıllarca, yani yıllardır kazanılmış bir meblağı düşünün. Ve bunların tamamı, %85'ini adam diyor ki Bitcoin'e yatıracağım. Şimdi bunu yapabilmek için çok büyük bir güven lazım. Çok. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir güven lazım. Yani öyle birkaç yüz bin dolardan, birkaç milyon dolardan bahsetmiyoruz. Milyarlarca dolardan bahsediyoruz ve adam diyor ki %85'ini Bitcoin'e gireceğim. Şimdi burada asıl mesele artık bunları Fink gibi bir adamın bile Bitcoin'e duyduğu güveni anlatıyor. Hani bugün şeyler diyor ya, mesela bazı sokaktan geçen adamlar var. O kripto para ne? Kripto para ne? BlackRock gibi bir devasa bir şirketin, Larry Fink gibi bir adamın kişisel servetinin %85'ini yatırım yapıyorum dediği bir yer. Ya daha ne diyebilirim ki? Bu gelişme kripto para birimleri tarihinde çok önemli bir ana işaret ediyor. Ayrıca kurumsal yatırımcılar arasındaki algıda bir değişimi gösteriyor. Çünkü bu yatırımcılar genellikle değişken ve yeni oluşmakta olan kripto piyasasını benimsemekte tereddüt ediyorlardı. Bak şunu tekrar söyleyeyim. Larry Fink kurumsal yatırımcıdan ziyade adam şahsi olarak söylüyor. İkisi farklı şeyler. İki strateji başkadır. Tabii CEO gibi bir ismin, yani buranın CEO'sunun bu şekilde yapması güzel. Tabii ki CEO çok önemlidir, fakat bir şirket yalnızca CEO üzerinden yönetilmez. İkincisi, aynı portföy oluşmaz. Adam mesela şu anda, örneğin hiç değilse şu an BlackRock'un elindeki varlıkların %85'ini kafasına silah tutsanız yine Bitcoin'e koymayacaktır. Fakat kendi kişisel servetini, yani şahsi yönettiği portföyü yapmaktan çekinmiyor. Yani kişisel olarak kendi stratejilerinde Bitcoin'e sonsuz güvendiğini gösteriyor bu. Sonuç olarak diğer kurumsal yatırımcılar kripto para meşru bir varlık sınıfı olarak daha yakından bakabilir. Artan kurumsal ilginin kripto paraların daha yaygın bir şekilde benimsenmesine yol açması mümkün. Şöyle, tabii ki de doğru. Regülasyon, bakın 2022'de konuştuğumuz mesele, şimdiye kadar her şey yolunda ilerledi. Bu saatten sonra da devamını bekliyoruz. Regülasyon gelir, düzenleme gelir, kurumsal yatırımcı girer ve kripto piyasası benimsenir. Bu yüzden likiditenin artmasına, fiyat istikrarına ve oynaklığın azalmasına neden olma potansiyeline sahip. Bu doğru işte. Buradaki kısım doğru. Tabii bunun önümüzdeki, ben birkaç sezon boyunca devam etmesini beklemiyorum. Yani önümüzdeki birkaç sezon boyunca bu şekilde sürmeyecektir, ama yıllar sonra bayağı bir volatilite azalabilir. Onu net biçimde ifade edebilirim, ama şu anın işi değil yani. Bu da şundan geçiyor. Kurumsal yatırımcılar bir kısmını benimsedikçe zaten piyasadaki ana parayı bunlar döndürecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir noktada o kemikleşen varlık, bundan onlarca yıl sonra o kemikleşen içeride dönen para meblağı zaten perakende yatırımcılara göre çok daha yüksek bir meblağa tekabül edecek. Kripto sektöründe artış, Larry Fink'in Bitcoin'e yaptığı büyük yatırımın
Bitcoin olan talebi artırması muhtemel. Fink'in Bitcoin'i desteklemesi bir domino etkisine yol açabilir. Bu fon akışının Bitcoin'in fiyatını yeni zirvelere taşıması olası. Hemen olacak bir şey değil. Hani Larry Fink bu açıklama yaptı. O da yapacak, o da yapacak gibi bir durum değil. Hani BlackRock'un ETF başvurusu yapmasına benzemez bu iş. Onu söyleyeyim. Ama bu hem Larry Fink gibi bir ismin hem de bu kadar yani yüksek bir yüksek mertebede hareket eden bir insanın piyasaya bakış açısını gösteriyor ve bu çok değerli bir şey tabii ki de. Evet. Dolayısıyla bu kripto alandaki mevcut yatırımcılara ve paydaşlara fayda sağlayacaktır. Dahası bu hareketin diğer kripto para birimleri için bir katalizör görevi görmesi muhtemel. Yani düzenleyici inceleme. Larry Fink'in kararı kripto paralar için kayda değer bir adım. Bununla birlikte düzenleyici kurumların incelemelerinin artması da beraberinde getirmesi olası. Dolayısıyla düzenleyiciler yatırımcıları korumak ve piyasa bütünlüğünü sürdürmek için gözetimi sıkılaştırma ihtiyacı hissedebilir. İnovasyon ve yatırımcının korunması arasındaki doğru dengeyi kurmak hükümetler için zorlu bir görev olacak. Ben buna tabii ki katılıyorum. O söylediği çok doğru. Hani inovasyonla yatırımcıyı korumak arasında ince bir nokta var. Bu doğrudur. Ama Hong Kong mesela bunu başarıyla yaptı. Şu anda Birleşik Krallık da başarıyla yapıyor. ABD'de yeni yasayla birlikte başarıyla yapmaya doğru geliyor. O yüzden o kadar da zor bir şey değil aslında. Dolayısıyla düzenleyici netlik kripto endüstrisinin geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacak. İyi tanımlanmış düzenlemelerin daha da fazla kurumsal yatırım çekmesi olası. Kripto pazarına girme konusunda hala temkinli olan geleneksel yatırımcılar var. Bu gelişmenin bir güvenlik ve meşruiyet duygusu sağlaması mümkün. Zaten bunlar daha çok küçük yatırımcılar, küçük geleneksel taraflar. Neden? Bakın ben hep söylüyorum. Rusya'nın en büyüğü Sberbank, Almanya'nın en büyüğü Deutsche Bank, işte ne bileyim size Bank of China, tamam mı? Ya da Bank of America, JP Morgan Chase, dünyanın en büyük bankalarını saydım. Bunların hepsi kriptoyla yıllardır içli dışlı olan ve kripto ve blockchain üzerinde ortaklıkları, işbirlikleri bulunan bankalar. Küçük bankalara bakıyorsunuz, şu anda bayağı bir azaldı bu arada ama yıllar önce hiç değilse tabii şu an o şekilde bakamazlar yani artık iş işten geçti, koptu kayış ama eskiden hep mesela bunlar girmişken bunlar o burası işte balon piyasa, işte bir işe yaramaz bilmem ne. Niye? Çünkü bu büyük yatırımcıların, büyük bankaların zaten vizyonu şu değil. Bu değil yani. Adamlar inovasyonu ve geleceği yüzlerce yıldır takip etmeyi bildikleri için bugün bu kadar ileri noktadalar. Adam diyor ki ya biz bankacılığa yapışıp kalmadık kardeşim. Daha iyisi varsa biz de ona geçeriz. Ve işimize bakarız. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.